bir basketbol takımı düşünün. Kurulduğu yıldan itibaren hiç yenilmeden 3 yıl içinde mahalle ligden 1. lige yükselmiş olsun. Ve 1. lige çıktığı daha ilk yıl lig şampiyonunu ele geçirsin. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik zorluklar yaşadığı yıllarda bütün bu sıkıntılara rağmen kulüp başkanıyla, yöneticileriyle ve oyuncularıyla tek bir vücut olup yoluna devam etsin. Ve Avrupa basketbolunun zirvesine otursun. Evet, Efes Pilsen'den bahsediyorum. İşte bu belgeselde sizlere Türk basketbolunun hem lokomotifi hem de haklı gururu olan Efes Pilsen'in öyküsünü anlatacağım. Türkiye'de pek çok yeniliğe imza atmış, pek çok ilki gerçekleştirmiş olan Efes Pilsen Basketbol Kulübü'nün 30 yıllık hikayesi, aynı zamanda Türk basketbolunun nereden nereye geldiğinin de bir özeti durumunda. Hata yapma. Namorski. İçeri yüklendi. Çok üst pozisyon. Bu da atış. Top dışarı çıkıyor. Top dışarı çıkıyor. Ve karşılaşmayı kaybediyoruz değerli seyirciler. İşte bu arada değerli seyirciler müthiş olaylar oluyor. Oyuncularımıza saldırdılar değerli seyirciler. Bu arada oyuncularımız da seyirciler arasında müthiş bir 60 milyon Türk buna tanık oluyor işte. İşte seyrediyorsunuz. Kavgalar. Günahlı taraftarlar. Bu arada taraftarlarımız da sahaya indi değerli seyirciler. Müthiş bir mücadele. İşte seyrediyorsunuz. Oyuncularımıza saldırdılar.16 Mart 1993'teki Aris maçı sadece Efes Pilsen için değil, Türk basketbolu için de bir minattı. Artık Türkiye'nin Avrupa'da final oynamış bir takımı vardı. Efes Pilsen kupayı alamasa da artık çıtayı bir hayli yükseltmişti. Aynı yıl NASAŞ'ı satın alan ülkenin basketbola girmesiyle lige de yeni bir soluk geldi. Ülker Spor, ard arda kapanan müessese takımlarına inat, basketbola ciddi yatırımlar yaptı ve kurulduğu sene finale kadar çıktı. Artık Efes Pilsen'in karşısında yeni bir rakip daha vardı. Ancak o yıllarda şampiyonluğu tek eline alan lacivert beyazları durdurmak neredeyse imkansızdı. 1993-94 sezonunun final serisinde Ülker Spor'u yenen Efes Pilsen üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu oluyordu. Efes artık Türkiye'deki başarılara alışmış, gözünü Avrupa'ya dikmişti. Efes Pilsen Türkiye'de bir devrimin başlangıcıdır. Eczacıbaşı belli bir süre hizmet verdi ama arkasını bile dönüp bakmadan çekti gitti. Paşabahçe de öyle, Beslen de öyle, Çukurova da öyle. Ama Efes Pilsen bugüne kadar dimdik ayakta kaldı. Ekonomik krizin, silahların patladığı, Türkiye'de doların birdenbire çok üst düzeylere çıktığı dönemde bile Tuncay Yüzülen ve ekibi asla bir adım geri atmadılar. Her zaman şampiyonluğu oynayan, her zaman Avrupa'da başarılı olan bir takım kurdular. Krizlerin, darbelerin etkileyemediği bu takımın tek bir amacı vardı. Kulübün yöneticisinden malzemecisine kadar herkes tek bir hedefe kilitlenmişti. Avrupa'da şampiyonluk. Bunun hiç de kolay olmadığının farkında olan Aydın Örse öğrencileri çalışma temposunu her geçen gün artırıyordu. Takımın tek adresi spor salonu olmuş, basketbol dışındaki her şey askıya alınmıştı. Efes Pilsen'in çalışma disiplini herkesi şaşırtıyordu. Türkiye'de de profesyonellik tartışılmaya başlandı. Profesyonelliğin tarifi tartışılmaya başlandı. Bu anlamda da Efes Pilsen Spor Kulübü sadece Türk basketbolunda değil, Türk sporundaki
profesyonelleşmede, profesyonelleşmenin gelişiminde önemli bir köşe taşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıkçası basketbol tabii ki bir okul sporuydu, üniversitenin sporuydu ama o yıllara kadar part-time'dı. Uzun seneler Efes Pilsen ekolüne, hatta Türkiye'de ÇSK Pilsen derlerdi. Yani sanki bir Rus ekolü gibi. İnsanlar sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar buraya gelir. Altyapıda çocuklar sabah okula gitmeden gelir burada özel antrenmanlar yaparlar. Gün boyunca çalışmalar devam eder. Yani teknik olsun, saha içi olsun, saha dışı olsun her gün toplantılar yapılır ve bu akşam saatlerine kadar devam eder. Haftanın 7 günü 24 saat basketbolla yaşamak. Bu profesyonellik sadece oyunculara değil, takımın idare anlayışına da yansımıştı. 1995 yılında Efes Pilsen'in efsanevi kaptanı Doğan Akyemez takıma geri döndü. Ama Dodo bu kez menajerdi ve yanında takıma güç katacak yeni bir Amerikalı vardı. Ben de Aydın Örse hep şunu derdim, ya Aydın öyle bir oyuncu alalım ki reboundları alsın, hızlı gidip gelelim, smaçlar olsun. Gelen seyirci zevkle bizi izlesin hem de bizi Avrupa kupalarına götürsün. Cornette McRae böyle bir isimdir. İyi savunma yapan, rebound alan, koşan ve basketbolu zevkle izlenen bir Efes Pilsen ortaya çıktı. Ben bunu da kafamda canlandırdığım için daha ilk gün demeç, biz Koraç kupasını alacağız dedim. Aydın dedi ki, ya çok iddialı bir demeç verdin dedi ama hep beraber inandık. Kitlendi sonra da. Menajer Doğan Akyemez ve Cornette McRae takıma adeta yeni bir ruh getirmişti. Diğer takımların iki katı antrenman yapan sporcular kalan zamanlarını da beraber geçiriyordu. Aydın Örs'ün kuralları saha dışında da geçerliydi. Koçun olmadığı zamanlarda takımın bu kurallara uymasını sağlamak kaptanın işiydi. Toplam 5 sezon takımın kaptanı olan Taner Korucu bu görevi hakkıyla yerine getirdi. Tabii bazı istisnai durumlar dışında. Mesela yurt dışına gittiğimizde mutlaka her otelin yangın merdivenini falan kesin öğrenirdi. Çünkü Aydın abi izin vermezdi. Yani dinliyorsa şimdi o da daha sonra öğrenmiştir büyük ihtimalle. Kaçacak yerleri, maçları kazandıktan sonra tabii. Ondan sonra aşağıda taksicinin bekleyeceği yeri, kaçta nereye gideceğini. Bu organizasyonları yapardım fakat tabii gençler yoktu aramızda. Yani bizim aile içinde gece hayatımızın organizasyonu bana ait. Rusya'da Vitoş Otel diye bir otelde kalıyoruz. Çok da güzel bir otel. Gece saat 10.30'dan sonra Aydın abi dedi ki kesinlikle çıkmayacak kimseye dedi. Tamam abi dedim. Dinlemedik tabii. Dinlemedik derken maçı da kazanmışız. Kimse de uyuma şansı yok. Otelin alt katında çok büyük bir diskotek var. Oraya hep birlikte gittik. Oturuyoruz ama çok karanlık bir diskotek. Yani kimsenin kimseyi görme şansı yok. Garson geldi. Bir tarafı gösteriyor. Ya anlamıyorum yani, Rusça da anlamıyorum falan derken bir ara ışıklar yandı. Yönetimimiz, evet, orada oturuyorlar. Yani karşıda yönetim oturuyor. Çünkü cezalar kesiliyordu ya. Girmemizle çıkmamız bir oldu. Aslında bütün bu olaylar Efesli oyuncuları ve yöneticileri kenetliyor, takımı bir aile haline getiriyordu. Takımdaki uyum ve arkadaşlık ister istemez sahaya da yansıyordu. Gece gündüz demeden antrenman yapan Efes Pilsen'in en büyük silahı Aydın Örs'ün takıma kazandırdığı savunma bilinciydi. Basketbolda yeni bir ekol haline gelen bu savunma rakiplerin en büyük kabusu haline gelmişti. Top istediğimiz olsun. Galilea. 30 saniyenin dolmasına 12 saniye var. Salvador Diaz. Roy Fischer. Atışında isabet yok. Reggie Cross ve Tamer. Savunma ribaundunu aldı. Bizim taktik olarak kullandığımız savunma o dönemden başlayarak yani yarı matchup dediğimiz alan savunmasıydı. Zaman zaman adamları takip ederek, zaman zaman
işte iyice açılarak yani şut atan oyuncuları, şutör oyuncuları veyahut da hiçbir oyuncuyu boş bırakmayacak şekilde eşleşerek onları daha çok içeriye top sürmeye, drive etmeye zorlayan bir sistemdi bu. Fakat tabii ortada oynayan center pozisyondaki oyuncunuzun konumu çok önemliydi. Burada da Tamer Oyguç'un tabii o dönemde yaptığı katkıyı unutmamak gerekir. Çünkü biz isterdik ki yani bir oyuncu içeriye drive etsin o boyalı bölgenin içerisine. Drive ettiği zaman potaya gideceğini zannediyor oyuncu normal olarak. Fakat orada Tamer gibi 2-10 size'lı bir oyuncu, bir de hakikaten zamanlama olarak çok iyi bir zamanlamayla gelip de orada durduğu zaman duvara çarpmış gibi oluyordu. Ya top kaybı yapıyordu veyahut da topları bizim oyuncuların eline veriyordu. Biz de fast break yapıyorduk. 3-2 gidiyor Özo Fuchs Arıcağı ve basket mi? Hayır! Evet, basket! Öyle bir şey daha önce görmemişler. Bir maçta hiç unutmuyorum. Bologna ile oynuyorduk. Bologna o zaman Avrupa şampiyonuydu. Ben de o zaman işte İtalya ile yakın temaslarım vardı. İtalyancam da çok iyi olduğu için devre arasında Bologna koçu gelip bana ya ayıp oluyor, ayıp bu seyirciye ayıp, bu niye böyle bir savunma yapıyorsunuz? Dan Gay, Blasi, araya giren oyuncu Conrad McRae ve Ufuk Sarıca'da kalıyor top. Bir Yunanlı gazeteci arkadaşım Efes Pilsen için en ilginç benzetmeyi yapmıştı ki onu zaman zaman ben de yazılarımda kullanmıştım. Efes Pilsen için tam tabiriyle bir kobra demişti. Rakibini önce gözleriyle uyutuyor, sonra en zayıf anında gelip sokuyor ve hedefine ulaşıyor demişti ki gerçekten Efes Pilsen'in özelliği bu. Efes Pilsen'in Avrupa'da final oynadıktan sonra başarılı çizgisini devam ettirmesi basketbol seyircisini de ateşlemişti. Efes'in Avrupa Kupası maçlarında 12 bin kişilik Abdi İpekçi spor salonu dolup taşıyordu. Seyirciler maçlara çok fazla gelmeye başladı. Yani biz bunlarla daha da yüreklendik, daha da motive olduk. Biz motive olunca maç kazandık. Maç kazanınca seyirci o zaman salona doldu ve biz seyirciyle bir bütün oldu. Seyirci bizi hakikaten çok ateşledi. Yani ben Abdi İpekçi'de salonun tamamen dolduğunu ve arabayı maça gelirken yolun ortasında bırakıp telefon edip ya gelin şu benim arabayı alın maça giremiyorum deyip son saniyede böyle bir ayağımda bandaj yapıp bir ayağımda bandaj yapmadan maça çıktığımı bile hatırlıyorum. Yani seyirci o kadar kalabalıktı ki oturduğumuz bench'in arkası bile ayakta insanlar doluyordu. İnsanlar hem kalitesi hem basketbol bilgisi olarak hakikaten bizi bir yani milli takım olarak görüyorlardı. Yani Efes Pilsen olarak değil, hakikaten normal nasıl milli takımımız futbolda olsun, basketbolda olsun maça çıkıyor. Öyle insanlar geliyordu. O bizi çok ateşliyordu. Efes Pilsen arkasına aldığı seyirci desteğiyle 1995-96 sezonunda Avrupa Koraç Kupası'nda ilk 16 takım arasına kalmıştı. Şimdi hedef çeyrek finaldi. Bunun için 4 takımın olduğu grupta ilk 2'ye girmesi gerekiyordu. Lacivert Beyazlılar bu yolda müthiş bir mücadele veriyor, çok kritik ve zor maçlara çıkıyordu. Bunlardan biri de deplasmanda oynanan ve film senaryolarını aratmayan unutulmaz Panionios maçıydı. Bu gruplardayken bizim Namoski'nin sakatlanması, kasığından sakatlanması gündeme geldi ve Panionios maç öncesi sakatlandı. Panionios da o zaman Yunanistan'ın en güçlü ekiplerinden biriydi ve son maçımızda Panionios da Yunanistan'daydı. O maç bizim için kader maçı niteliğini taşıyordu. O maçı kaybettiğimiz takdirde grupta üçüncü oluyorduk, kazandığımız takdirde grupta birinci oluyorduk. Yani öyle ilginç bir maçtı. Fakat Namoski'nin tabii bir hafta içinde sakatlığı ne kadar iyileştirilebilir? Doktorlar oynamasının zor olduğunu, hatta gelmesinin, yani seyahate gitmesinin bile zor olduğunu söylüyorlardı. Fakat Namoski ben geleceğim dedi oraya.
Fakat maç çok aleyhimize cereyan etmeye başladı. Ben Ufuk Gart oynatmaya başladım. Şimdi Ufuk Gart oynatmaya başlayınca Ufuk'un skorer kimliğinden ayrılıp oyun kurma ve takımı oynatma kimliğine büründüğü için takımın skor gücü azalmaya başladı. Namuski'ye ya sen oyuna girip de hani topu dahi getirsen kafi demeyi düşünürken kendisi kalktı. Ben dedi oynamak istiyorum dedi. Ve gerçekten de oyuna girdikten sonra takımın bir anda oyun düzeni değişti. O zaman Ufuk çok rahatladı. Konrad Makri'nin de devreye girmesiyle diğer oyuncuların da katkısıyla o maçı çevirip kazandık. Yani bu bizim için çok büyük bir dönemeç oldu. 18 sayı geriye düşüp Avrupa'ya veda etmenin eşiğine gelen Efes Pilsen hayati bir galibiyet kazanmıştı. Bu sayede Koraç Kupası'nda çeyrek finale çıkan lacivert beyazlılar hedefine iyice yaklaşmıştı. Ancak ne gariptir ki finale giden yolda Efes'in karşısına bir başka Türk takımı çıkacaktı. Efes Pilsen ve Fenerbahçe'nin yolları Avrupa Koraç Kupası'nda kesişmişti. İki Türk takımı ilk defa Avrupa'da çeyrek final maçına çıkacak, iki maç sonunda takımlardan biri yarı finale kalacaktı. Oldukça iyi bir sezon geçiren Fenerbahçe, Avrupa'daki birçok takımdan daha zor bir rakipti. Ancak Efes Pilsen ilk maçı tecrübesi sayesinde farklı kazandı. Herkes Efes Pilsen'in adını yarı finale yazdırdığını düşünüyordu. Ancak ikinci maç hiç de beklendiği gibi kolay olmayacaktı. Efes Pilsen'e ecel telleri döktüren Fenerbahçe, tura yaklaşsa da tarihi eşleşmeden galip ayrılan taraf tecrübeli Efes Pilsen'di. Efes Pilsen artık yarı finaldeydi. Rakip İtalyanların güçlü takımı Team System Bologna'ydı. Efes Pilsen'in İstanbul'daki ilk maçı kazanıp deplasmandaki maça avantajlı gitmesi gerekiyordu. Efesli oyuncular 7 Şubat 1996 günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sahaya çıktıklarında galip gelmek zorunda olduklarını gayet iyi biliyorlardı. Bu da oyuncular üzerinde büyük bir baskı yaratmıştı. Türk basketbolunun en önemli gecesini yaşıyoruz. Alkışlarınız hazır olsun. Evet sevgili Murat. Miguel Bitancor, İspanyol hakemin atışıyla maç başlıyor. Namoski. Topu dışarı çıkardı. Volkan Aydın 3 sayılık atışla basket. Volkan Aydın. Leo Myers son 7 saniye sol eliyle. Onu da görmedi. Artık bir şey demeyeceğim. Myers'ın bilmiyorum ekrana gelecek mi? Namoski son 2 saniye 3 sayılık atış Namoski'den başarılı değil. 45-44 ilk yarı sona eriyor. Bologna 45, Efes Pilsen 44. Maçın ilk yarısında kontrollü oynayan lacivert beyazlılar ilk yarıyı geride kapadılar. Ama Bologna gibi bir Avrupa devi karşısında turu geçmek için İstanbul'daki maç farklı kazanılmalıydı. Herkes bunun bilincindeydi. Ancak aralarından biri ikinci yarıda sahaya sadece kazanmak için değil, adeta Avrupa'ya basketbol dersi vermek için çıkmıştı. Filosi, Dengue. Djordjevic, den önce Ufuk Sarıca. Topu çaldı Ufuk Sarıca, baskete gidiyor, atışı ve basket. Djordjevic, Dengue, bir an için topu kaybetti, Myers. 30 saniye süresinde olmasına 8 saniye blok geliyor. Kardel Bakureyden bizde Namoski, Ufuk Sarıca bir üçlük daha. Bu da basket, bu da başarılı. Şu anda coştuk. 67-55. Finale gidiyoruz, finale. Myers 3 sayılık atış Myers'dan. Başarılı değil. Volkan Aydın, Namoski. Çabuk hücum etmek istiyoruz. Ufuk Sarıca iyi sıyrıldı. Ufuk ters turnikesi ve basket. İtalyanlar şaşkın durumda. Bol almak mecburiyetinde kalıyor. Scariolo şaşkın durumda. Ne olduğunu anlayamadı. O gün o maçı gitmiş ya da o maçı izlemiş. Kime sorsanız o maçla ilgili aklınızda
kalan nedir diye mutlaka Ufuk Sarıca diyeceklerdi. Çünkü o gün Ufuk Sarıca herhalde basketbol tanrıları sabah kahvaltısını ederken sütüne bir şey kattı. Ne atsa giriyordu, el üstü, dengesiz ama müthiş oynadı. Sadece hücumda değil, savunmada da müthiş oynadı. Nişat Türkcan, Volkan Aydın 3 sayılık atış. Başarılı değil, rebound mücadelesi. Bravo Nişat, Ufuk Sarıca. Ufuk'un atışı basket. Sarıca'dan düşü ve basket. 3 sayılık basket geliyor. Ben yanılmıyorsam yine 39 sayı attım o maçta. 12'de 9'da hatta üçlük atmıştım. Ama o öyle bir gündü ki akşama kadar oynasak herhalde ben o gün bütün attıklarımı sokacak gibiydim yani. Öyle günler vardır aslında. Hani belli bir skor atarsınız ama bazı günlerde vardır ki atarsınız yani. Devamlı atarsınız. O da onlardan biriydi. 30 saniye süresinin dolmasına da 10 saniye var. Namoski son 5 saniye. Ufuk Sarıca bir üçlük daha Ufuk'tan. 101. sayı. Son 30 saniyenin içindeyiz. 101-78. Herkes ayakta. Georgevic pozisyon arıyor kendisine. Pilotti. Carlton Myers. Pot altı. Topu kaybetti. Frosini'de kalıyor top. Atışı başarılı değil. Ve Mirsad Türkcan ardından bir faal. 7 saniye. 2 salise var maçın bitimine. Georgevic uzun bir pas. Pilotti'nin atışı başarılı değil. Ve maç sona eriyor sevgili basketbol severler. Efes Pilsen 102, Team System Bologna 78. İnanılmaz bir maç. İşte inanılmaz görüntüler. Herkes ayakta. Tam bir karnaval yaşanıyor Abdi İpekçi spor salonunda. Türkiye'de herkes tura kesin gözüyle bakıyor, Efes Pilsen finale çıkmışçasına seviniyordu. Ancak henüz rövanş maçı oynanmamıştı. İtalya'daki maçta finale yükselmek sanıldığı kadar kolay olmayacaktı. Evet, maçın baş hakemi Rus Davidov, Avrupa'nın en iyi hakemlerinden biri. Dan Gay ve Carver Petray hava atışı için hazır. Hava atışını Efes Pilsen kazanıyor. Beyin kucum Efes Pilsen'den. Petan Namoski, Carlton Myers kendisini savunuyor. Conrad McRae, Volkan Aydın, Tamer Oyguç ve Ufuk Sarıca Efes'in ilk beşi. Ufuk Sarıca, Volkan Aydın, Volkan'ın 3 sayılık atışı ve basket. Basketle başlıyoruz. Filutti, Georgevic, Georgevic'den bir atış ve faal. Faali yapan oyuncu Namoski, Belçikalı hakem De Keyser. Biz bu tempoyu aslında istemiyoruz ama boş fast break'ler varsa bunları da değerlendireceğiz. Evet, Georgevic'in atışı başarılı değil ve Namoski'nin ikinci faali bu. Conrad McRae'in perdelemesi var. Namoski kendisine pozisyon yarattı. Araya giren oyuncu Denge ve Carlton Myers'a kalıyor top. Bu arada Namoski'ye üçüncü faal. Aydın Örs'ün itirazları var. Lutti, Georgevic. Filutti bomboş bir üçlük Filutti'den ve basket. Filutti'nin 3 sayılık basketi. Farkı 10 sayıya çıkardı. Namoski. Ve bir hücum faal. Biraz kaçtınız. Bakalım herhangi bir hareket var mı? Hiçbir hareket yok. Hiçbir hareket yok ama bu bekleniyordu. Orada bir hakem tufası vardı. Namoski'yi hemen dörtlediler. İkisi alakasız faallerdi. Şimdi bir basketbol sever olarak, çünkü o zaman bazı ülkeler, işte demin bahsettiğim şey, çok kuvvetli Avrupa hakemler üzerinde, FIBA üzerinde. İtalyanlar, İspanyollar, Yunanlılar. Bizim öyle bir lobimiz, bir gücümüz yok o zaman. Hiç yok. Filutti, Frosini, tekrar Filutti. Frosini, pot altı denge, basket ve faal. 20 sayılık farkı kapatılacağı inancıyla sahaya gelmişti herkes. Ve bir takım hakem
Yani kararları çok tartışmalıydı. Özellikle Rus hakemi ki çok yakından tanırım. Çok tartışmalı. Hatta sahaya atılan bir Coca-Cola şişesi vardı. İtiraz müziğini aldı, içti hakem. Çok değişik görüntülerdi. BG pota altında ve bir faal daha Tamer Oyguç. Bu da Tamer Oyguç'un üçüncü faali. Seyircinin de oyun üzerindeki katkısıyla çok yüksek bir tempoya çıktılar ve fark bir anda açıldı. Böyle 15-20 sayıya doğru gitti fark. Ve orada benim arkadaşım Ömer Araz vardı yanımda. Bir ara benim bacağımı sıktı, eyvah kötü gidiyor galiba diye demek için. Sonra döndü bana, ya titriyorsun dedi. Yani artık heyecandan mı titriyordum yoksa korkudan mı titriyordum bilmiyorum. Ama ben titrerken Efesliler sağ olsunlar titremediler sahada. Aydın Örs başta olmak üzere inanılmaz soğukkanlı müdahalelerle oyunu tekrar kendi ellerine almayı, dizginlerine tutmayı başardı. Saniye süresinin dolmasına 12 saniye var. Namoski sol turnikesi ve basket. Namoski'nin basketi farkı tekrar 10 sayıya indirdi. Georgievich turnikesi başarılı değil. Nisat Türkcan. Conrad McRae tekrar Volkan Aydın. Volkan'ın atışı ve basket. Çok güzel. Farkı 5 sayıya indirdi. Son 20 saniye. Bütün zorluklara rağmen. Bütün diyorum. Seyirci, deplasman ve Davidoff'la De Keyser. Seyircinin baskısına kulaklar tıkandı. Hakemlerin akıl almaz kararları görmezden gelindi. Efes Pilsen finale çıkmak için her şeyini ortaya koyuyordu. Başarılı değil ve ilk yarı böyle sona erecek. Evet, mükemmel. Gerçekten mükemmel. İlk yarıda kapatılan fark ikinci yarıda da korunmalıydı. Tamer 5 faalde oyun dışına kalmış, Namoskin'in ise atılmasına 1 faal kalmıştı. Tam bir cehennem demiştik. Buna tabii Davidoff'la De Keyser'in de katkısı var. Namoski ve Tamer'in dışarıda olduğu, ki uzun süre dışarıda kaldığı bir dönemde ve farkın da oraya kadar yüksek bir rakamlara çıktığı bir maçta hakikaten biz geriden gelerek özellikle çok iyi müdafaa yaparak ama inanarak yani biz çünkü inanmasak o maç 20 sayıdan bu sefer 40 sayıya kadar gidebilir. Tam tersi oldu. 20 sayıdan bu sefer maç kafa kafaya geldi. Ama tabii o gün biz ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Tabii o saatte oraya getirince maçı ondan sonra siz zaten yenilmez oluyorsunuz. Maçın en kritik pozisyonu. Evet gerçekten öyle ama sahaya yağan kağıtları eğer... Evet almıyor hakem onu. Almıyor onu. Ufuk rica etti. Evet zahmet olacak ama sahayı biraz temizler misin Davidoff dedi. Tabii kameralarda göstermiyor pozisyonu. Evet, sürekli bir şeyler atılıyor. Hadi çocuklar, hadi konsantreleri bozuyorlar. Bence o ilk serbest atışın tekrarlanması lazım. Çünkü Ufuk serbest atışı kullanırken sahaya da yabancı madde geliyor. Potayı sallıyorlar. Bu arada potayı da sallıyorlar. Davidoff bunların hiçbirinin farkında değil ya da farkında olsa bile görmemezlikten geliyor sevgili basketbol severler. Ancak tarih hakemleri veya sahaya atılan şişeleri yazmayacaktı. Asıl önemlisi galip gelmek ve ilk maçtaki farkı korumaktı. İşte asıl o zaman Efes Pilsen tarih yazmış olacaktı. Volkan Aydın, 3 sayılık atış Volkan Aydın'dan da basket. Volkan. Bravo Volkan. Volkan'ın basketi farkı 10 sayıya indiriyor. Giriş sıkıştırmaya geliyor. Ufuk Sarıca, Ufuk Sarıca'nın 3 sayılık atışı. Süpersin Namoski, süpersin. Farkı 3 sayıya indirdik. Son 6 dakika, 55 saniye. 94-87 Murat Evliyalı son bir dakikanın içindeyiz. Conrad! Conrad McRae! Müthiş! İşte sanıyorum ki son noktayı böyle koyuyoruz. 94-89 Ufuk Sarıca 3 sayılık atış deneyecekti. Topu kaybetti. Artık son 8 saniye. Ufuk Sarıca'nın atışı başarılı değil. Son 3 saniye, son 2 saniye, son 1 saniye ve finaldeyiz. Evet sevgili basketbol severler, Efes Pilsen skoru başarıyor. Ve turu İstanbul'daki 2.78'lik avantajla burada da avantajımızı iyi kullandık. Avantajımızı iyi kullandık ve finaldeyiz.
Maçın bitiş düdüğü çaldığında Bologna'daki bir avuç Türk'ün sevinç çığlıkları Türkiye'de yankılandı. Efes Pilsen 3 yıl aradan sonra Avrupa'da yine final oynayacaktı. Koraç Kupası finalindeki rakip Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriydi. Stefanel Milano. Takımın koçuysa bugün tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim. Türk milli takımının çalıştırıcısı Bogdan Tanyeviç'ti. Final 2 maç üzerinden oynanacaktı. İlk maç 6 Mart 1996'da İstanbul'daydı. Abdi İpekçi o gün tarihi günlerinden birini yaşıyordu. 12 bin seyirci salonun her yerini doldurmuş, büyüleyici bir atmosfer yaratmıştı. Evet sevgili basketbol severler, muhteşem finalin ilk ayağı başlamak üzere. Bunu bir 80 dakikalık maç olarak görmeniz lazım. 40 dakikası bu gece oynanacak ve ikinci 40 dakikada haftaya çarşamba günü Milano'da oynanacak. Namoski, Gentile kendisini savunuyor. Conrad McRae, 30 saniye süresinin dolmasından 20 saniye kala Conrad McRae'in atışı ve basket. Efes Pilsen iyi başladı, 2-0 öndeyiz. Bodiroga, Rolando Blackman kendine pozisyon yarattı. Puçka'ya bir pas ve Puçka'nın smaçı. Namoski uzun bir pas. Volkan Aydın müsait pozisyonda. Maçın başlamasıyla iyi bir hava yakalayan lacivert beyazlılar oyunu kontrol altına tutuyordu. Bodiroga, Volkan Aydın kendisini savunuyor. Puçka iyi sıyrıldı ve basket. O takım işte Fuçka gibi, Bodiroga gibi oyunculara sahipti ve daha çok sete set ağırlığı olan, yani fast break'ten çok sette iş bitirmeye yönelik bir takımdı. Dolayısıyla Stefanel takımına yapacağımız bir 10 sayılık farkın bizim için iyi olacağını düşünüyorduk. Namoski 30 saniye süresinin dolmasına şimdi 8 saniye var. Murat Evliyaoğlu, İrsat Türkcan, tekrar Murat Evliyaoğlu, bir üçlük daha, inanılmaz bir mesafe, başarılı değil. Bodiroga savunma ribaundunu alıyor ve ilk yarı tamamlanıyor sevgili basketbol severler. İlk yarı bitiyor, Efes Pilsen ilk 20 dakikanın sonunda Stefanel Milano karşısında 40-32 önde. Namoski. İkili sıkıştırma geliyor Namoski'ye. Faul beklentileri vardı. 3 sayılık atış kullandı ve basket. Namoski'nin çok kritik bir 3 sayılık basketi. O gün izlediğimiz Efes Pilsen sadece Koraç Kupası'nı değil, o sene ki o zamanlar Koraç Kupası hakikaten Avrupa'nın belki de en güçlü kupasıydı. Her takımını yenebileceğini hissettirdi. Şimdi onu hissettiğin zaman bir spiker olarak coşarak anlatıyoruz. Namoski 3 sayılık atış kullandı mı? Basket. 69-63 farkı 6 sayıya çıkarıyoruz. Volkan Aydın var karşısında. Gentile ona dikkat. Gentile pas verecek arkadaşını arıyor. Pot altı, basket ve faul. Serbest atışı başarılı değil. Ufuk Sarıca savunma reboundını alıyor. Murat Evliyaoğlu pozisyonu zorluyor. Pas verecek arkadaşını aradı. Namoski 30 saniye süresi dolmak üzere. Namoski'nin atışı başarılı. Hamer'de kaldı top. Hamer'in atışı güzel. Hamer'in atışı ve basket. Son 25 saniye. Bu kez onları durdurmalıyız. Ve maç 8 sayıyla bitmek üzereyken Fuçka'nın bir boş kalıp smaç yapmaya girişi var son saniyede. Gentile teke tek oynayacak. Gentile. Aman, 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 aman. Puçka potu altı, başarılı değil. Ve süre doldu, süre doldu, süre doldu. Efes Pilsen 76, Stefanel Milano 68. İnanılmaz bir son.
ki 8 sayı tabii çok ortada bir sonuç. Önemli bir güvence değil. Ama söylediğim şartlarda iki takımın karakter yapısına baktığınız zaman da ben hep oyuncularımıza şunu telkin etmeye çalıştım. Yani biz bu maçı kazanmaya oynamalıyız. Yani fark, çünkü fark diye bir şey yok. Sonuç ortadaydı. Ama şimdi herkesin tek düşündüğü şey 8 sayılık farkı korumak ve şampiyon olmaktı. Takım 4 gün öncesinden İtalya'ya gidip kampa girdi. Efes Pilsen'li oyuncular kupayı Türkiye'ye getirmeye and içmişti. Türkiye adeta basketbola kilitlenmiş, Efes Pilsen gündemdeki tek konu haline gelmişti. Ve nihayet beklenen gün geldi. Efesli oyuncular maçtan birkaç saat önce Bologna'nın sahası Forum di Assago Arena'ya vardıklarında tüm takımda büyük bir özgüven hakimdi. Aydın Örs, Doğan Hakemez otobüsten indi. Evet Dodo, maçın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. İnşallah maçı almaya geldik. Kupayı alıp öyle döneceğiz Murat. Evet, hepimizin dileği bu. İyi şanslar diliyoruz. Evet, Aydın Örs, teknik direktör Aydın Örs. Aydın abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir saat sonra maç başlayacak. Evet. Neler söyleyeceksin son olarak? Ya çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Fakat tabii Stefanian takımda çok güçlü bir takım. Maç bence İstanbul'daki gibi cereyan edecek. Az hata yapan şampiyon olacak. İnşallah biz olacağız. Çılgın İtalyanların bağırtıları. Evet, şu anda fazla seyirci yok ama gelen seyirci gerçekten çok ateşli. Yaklaşık yarım saattir de şarkı söylüyorlar. Salon yavaş yavaş doluyor. Yaklaşık 14 bin kişilik bir salon ve bugün 2 bin Türk seyircisi de burada olacak. Türkiye'den, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geldiler Efes Pilsen'i desteklemek için. Orada yaşadığımız süreci unutmam mümkün değil. Çok sayıda Türk seyirci vardı. Bir kere özellikle Türkiye'den gelenler de vardı ama özellikle yurt dışında, özellikle de tabii Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk gelmişti ve işte o zaman Türkiye'nin gururu Efes Pilsen olarak ismimiz yansıyordu. Bunun getirdiği sorumluluk içinde müthiş bir ortam vardı. Milano'daki seyirciler tribünde tüm Türkiye ise ekranları başında nefeslerini tuttu ve hava atışını beklemeye başladı. Conrad McRae şu anda, Conrad McRae her maç öncesi olduğu gibi duasını ediyor ve maçın hakemi Conrad'ın duasının bitmesini bekledi ve hava atışı için Conrad McRae şimdi hazır durumda. Virovnik hazır ve hava atışını Stefanel Milan kazandı. Evet. Rolando Blackman perdelemeyi kullanıyor atışı. Başarılı değil ve Cantarello. Namoski, Volkan Aydın, karşısında Bodiroga var, teke tek oynuyor, pozisyonu zorladı, atışı ve basket. Volkan Aydın'ın basketi, şimdi Puçka top istiyor, Bodiroga teke tek oynayacak, Kanmer yardıma geldi, hücum ribaundu ve basket Puçka'dan. Cantarello savunmada çok etkili bir uzun, Namoski. 3 sayılık atış Namoski'den ve basket! Namoski'nin basketi etkisi sağlıyor. Aydın Örs bu kader maçında yine Efes'in en güçlü silahını kullanıyordu, savunma. Efes'in yıldıran savunmasını geçemeyen İtalyanlar farkı bir türlü açamıyordu. Hücum ribaundu Bodiroga aldı. Bir blok geliyor Tamer'den. Tekrar Bodiroga, üçlü sıkıştırma. 3 saniye olması lazım. Atış başarılı değil Tamer. Maçı başa baş götüren lacivert beyazlılar ilk yarıyı 2 sayı farkla geride kapadılar. İlk 20 dakikanın sonunda Milano'da Stefanel Milano 34, Efes Pilsen 32. Soyunma odasına girdiğimizde hep çok emindik. 8 sayı az bir fark gerçi ama Stefanel ve bizim gücümüz düşünüldüğü zaman
bize yetecek gibi gözüküyordu. Artık öyle bir duruma geldi ki Aydın Öz ve Tanyevic birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Tanyevic'in yaptığı savunmaları, takımının yaptığı savunmaları biz artık ezbere biliyorduk. Oynadıkları oyunları ezbere biliyorduk. Yani bütün Team Slam maçı bittikten sonra o aradaki 10-15 gün boyunca, 20 gün boyunca biz devamlı bunları çalıştık ve eskiden de tanıdığımız oyunculardı. Ya o maçların o farklara gelmesi zor oluyordu. Çünkü herkes de herkesin ne yapacağını çok iyi biliyordu. Maceranın son 20 dakikasına gelinmişti. Efes Pilsen bu kadar yaklaştığı bir Avrupa Kupası'nı ikinci kez kaybetmek istemiyordu. Tarih ya tekerrür edecek ya da yeniden yazılacaktı. İkinci yarı başlamak üzere. Hava atışını Stefanel Milano kazanıyor. Bodiroga. Gentile. Ramoski kendisini savunuyor. Cantarello. Cantarello'nun ayağı çizgide atışı başarılı. 1-3-1 presi devam ediyor. Ufuk Sarıca müsait pozisyonda atışı da basket. Ufuk Sarıca'nın basketi 44-43. Tekrar Gentile. Rolando Blackman top istiyor. Şimdi Blackman. Blackman'ın atışı ve basket. Her top altın değerinde. Her hücum altın değerinde. Namoski. Kamer Oyguç'un perdelemesi var. 3 sayılık i̇şte atışı ve basket. Namoski'nin basketi eşitliği sağladı. 41-41. 14 dakika 25 saniye var maçın bitimine. Gentile onun 3 sayılık atışı ve hemen cevap veriyor işte. Bu çok kritik bir basketti. İstediği oyunu ikinci yarıda da oynayamayan Stefanel'de sinirler iyice gerilmişti. Tansiyon giderek yükseliyor, maç başa baş gidiyordu. Maçın sonlarına doğru karşılıklı hatalar başladı. Kupa Stefanel ile Efes arasında gidip geliyordu. Şampiyonun belli olmasına artık dakikalar kalmıştı. İkili sıkıştırma, Tamer Oyguç. Murat Evliyalı, 3 sayılık atışı Murat'ın başarılı değil. Gerek yok böyle acele bir atışa. Gentile, turnikesi ve basket. 74-69, fark 5 sayı. Namoski, 30 saniyede süremiz var. Ufuk Sarıca, Tamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu. Son 45 saniye. Murat Evliyaoğlu, Ufuk Sarıca. Ufuk Sarıca, Tamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu. 30 saniye süresinde olmasında 14 saniye var. Ufuk Sarıca pozisyon yaratıyor. Kendi atışı başarılı değil. Çaresiz bir şekilde... Yani şimdi canlı yayında olduğum için benim kafam orada sürekli hesaplara gidiyor. İstanbul'da işte kaç sayıyla yendik. Burada uzatmaya gitmesi için onların kaç sayı fark atması lazım. Onların kazanması için kaç sayı. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorsun. Gentile oraya geldiğinde ben kafamda hala matematik hesabı yapıyordum. Bunu atarsa, bu girerse ne olur diye. Puçka, son 30 saniye içindeyiz. 25 saniye var. Portaluppi 3 sayılık atışı başarılı değil. Rolando Blackman onun da atışı başarılı değil. Yurtdaverde. Kupaya yaklaşıyoruz. Adım adım Namoski. Sonlara doğru tabii pres artınca, hakemler de faulleri çalmamaya başlayınca tam kritik duruma girdi. Faul oldu. Tabii o anda o kadar uzun boylu düşünmüyorsunuz. Hani atamazsam işte Türkiye'yi bir daha geri dönemem, herhalde linç ederler falan diye işin esprisi. Yani her basketbolcu böyle her sahada kendine göre şeyi vardır. Yani bazı çemberi beğenmezsiniz, işte kalın gelir. O çemberler çok yumuşak ve yani bana göre iyi bir çemberdi. Yani onun da güveniyle ilk atışı sayıya çevirdim. Basketbolseverler farkı 4 sayıya indiriyoruz. 9 saniye var. Faul yapmadan bir üçlük yesek bile yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Bodiroga. Gentile, 3 sayılık atışı Gentile'nin başarılı. Son 2 saniye, son 1 saniye. Kupa bizim, kupa bizim, kupa bizim. 77 yaptık. Kupa bizim, sevgili basketbol severler. Faul yapmadık, faul yapmadık. Bir sayıyla Koraç Kupası'nı aldık. İnanılmaz bir tablo var, inanılmaz bir tablo var. 77-70 maçı veriyoruz ama kupayı alıyoruz.
Türkiye Avrupa'da ilk kupasını alıyor bir takım olarak. O anda işte kelimeler bitiyor. O anda çığlıklar başlıyor. Ha ha diye çığlık çığlığa ve o sırada sahanın ortasındayız. Kim kimi kucaklarsa, önüme kim gelirse kucaklıyorum. O tribünden atlamış birininle de kucaklanıyorum. Başkan Tuncay Özilhan'la kucaklaşıyoruz. Herkesle kucaklaşıyoruz. O gece İtalya'da Efes Pilsen çok mükemmel rugan bir çizme giydi. Ve çizmenin üzerinde Avrupa şampiyonluğu yazıyordu. En üstte de Koraç adıyla. Türkiye Avrupa'da ilk...